Sizin ağzınızdan kısa bir hayat öykünüzü dinleyebilir miyiz? Vallahi doğdum, büyüdüm, bir şeyler öğrendim. Öğrendiklerimin yanlış olduğunu görünce değiştirdim. Ve hala da öğrenmeye devam ediyorum. Bundan ibaret. Hı. Mesela ilkokul, ortaokul, liseyi nerede okudunuz? Oruç Gazi Mektebi'nde okudum. İlkoku. İlkokulu. Ortayı, liseyi İstanbul Erkek Sesi'nde okudum. Üniversiteyi de Boğaziçi'nde okudum. Hep devlet okullarında okudum. Bir kitap parası verirdik. Başka bir şey yoktu. Masrafımız yoktu yani. Babacım onu da vermemiş. O Leyli Meccani okumuş. Yani parasız yatılı. Velhasıl böyle geçti hayatımız. İlk işiniz neydi efendim? İlk nerede başladınız? İlk aslında iş teklifi şeyden aldım. Üniversitede okurken dördüncü sınıfta merak sardım. Dedim ben master'dayım. Ama sonra baktım master yapmak için bir sene daha okumak lazım, o bana zor geldi. Dedim dördüncü sınıftayken master derslerini alayım. Olur dedi idare. Hem dördüncü sınıf hem master'ı beraber okudum. Tabi master belgesi vermediler. Önce diploma gerekiyormuş. E, o sırada master dersindeki hocadan iş teklifi aldım. Sen dedi gelip dedi niye dedi bizde çalışmıyorsun dedi. Bak yabancı lisanı da var falan dedi. E, dış ticaret şirketleri modaydı o zaman onlardan birinin başında onu yapıyordu. Ben dedim ben çalışıyorum hocam dedim yani gelemem. Nerede çalışıyorsun? O dedim ülkede çalışıyorum dedim part time geliyorum filan. <laughs> o ya, dedi ki bırak şu Hacı Hoca'yı kardeşim dedi gel burada çalış dedi. Dedim bırakamıyorum dedim bu Hacı Hoca'dan dedim bir tanesi amcam bir tanesi babam. <laughs> Böyle bir hatıramız var yani. Ee, sonra Ülker galiba 20 yıl Ülker'de üst düzeyde yöneticilik yaptınız diyebilir miyiz? Ee, ülker'de işte... 80'den beri çalışıyorum yani bil fiil. 40 yıl olmuş. Ama bir... Galiba Ali Ülker Bey'e... Ee... E hala çalışıyorum yani. Daha rahat çalışabilmek için, daha çok istediğim işleri yapabilmek için Ali Bey'e başkanlığı devrettim. O da sağ olsun kabul etti. Şimdi ben... Öyle diyorlar, aktif hisseder diyorlar. Yani böyle... istediği şeyleri bulup çeken, böyle hani çekmeceden evrak çıkaran... ...şekliyle çalışıyorum. Fena da olmuyor. Bütün ha. dünya kazan ben kepçe gezip duruyorum. Geziyorsunuz. Peki efendim. Şimdi sendika tarihini incelediğimizde ülkede yaşanan 74 işçi olayları gerçekten ders niteliğinde. Acaba babanız merhum Sabri Ülker'in isteğiyle olaylara siz de tanık olmuşsunuz. Bize bu olayları biraz anlatabilir misiniz? Tabii söyleyeyim yani. Bir kere şunu söyleyeyim. Yani böyle bir ders hiç kimse Allah'ın başına vermesin kimsenin. Kimse istemez böyle bir ders görmek. Böyle bir şeyin içinde olmak. Ama ne yazık ki toplumsal anlayışımız olsun, yetiştiriliş tarzımız olsun veya işte şimdi diyorlar ya dış güçler, Türkiye'nin üzerindeki emelleri olsun. Bizi böyle bir hayat yaşamaya sevk etti. Yani Türkiye işte bu 68 işçi ve öğrenci olayları dünyada olurken Türkiye'de bunlar değişik bir şekilde yansıdı. O zamanlar işte bir komünizm tehlikesi hikayesi olduğuna inanıldı Türkiye'de. Komünizmle mücadele dernekleri oldu. Daha sert bir milliyetçilik anlayışı oldu. İşte böyle değişik şeylerle Türkiye bir anlayışsızlık içine birbirini anlamama, birbirini tanımama neticede böyle bir şeye geldi. Halbuki yani hani etle kemik gibi yani işçi işveren birbirinden ayrılamaz müteşebbis yatırımcı olmasa, sanayi olmasa, emlekette üretim olmaz, üretim olmazsa refah olmaz. Yani bütün bunları bir düşünmek lazım, tek vücut ve neticede hep aynı e, amaca yönelik düşünmek lazım. E, bu şeyi kaybettik yani nasıl diyeyim, sanki toplum olarak cinnet geçirdik, akli muazenemizi kaybettik, böyle bir şey oldu. O zaman şey vardı, Gıda İş Sendikası vardı, Diskin çok solcu komünist söylemleri vardı. Fakat en çok inanan buna bizim arka mahalledeki fabrikanın arkasındaki mescidin imamıydı mesela. Sabri Bey dedi ki, "Oğlum dedi böyle böyle şeyler yapıyorlar bunlar." dedi. Yani sen imam olarak niye bu işin içindesin? Yok dedi Sabri Bey dedi. Yani adam geliyor dedi. Rahmetli Kemal Nebiyoğlu, sendikanın başkanı gıdayışın. E dedi de bize ayet hadis anlatıyor dedi. Nasıl beraber olmayalım dedi. <laughs> Yani gel kar bakalım her şeyde istisbar edildiği günlerde. Ama sonra Kemal Bey rahmetli işte şeydeyken Rıdvan Bey'le beraber yani bir nevi artık hasta olmuştu. Amansız bir hastalığa yakalanmıştı. Gittik görüştük. Çok da memnun oldu. Bir nevi karşılıklı helalleştik, şey yaptık. Hep şunu dedi ya dedi, sabur Bey'le dedi, çok dedi tartıştık falan ama dedi. Neticede Sabri Bey dedi hep dedi işçinin iyiliğini isterdi dedi. Bunu dedi teslim etmek lazım dedi. O da iyi bir şey oldu. Yani neticede tabi bu dünya gelip geçici. İnsanlar birbiriyle hani tartışsa da birbirini kırsa da sonunda anlaşmayı, sevişmeyi onu yapamıyorsa bile birbirine kıybet vermeyi bilmeli. Onu yapabilmeli diye düşünüyorum. Tabi 79'da da daha böyle gerçekten tırmanışa geçen olaylar oldu ve Orada da böyle akıldan sınırlıydı. Yani aslında diyeceğim. bu Türkiye'nin genel durumu böyleydi. Yani devletin fabrikalarında da aynı şey oldu. Bizde de oldu. Bizdeki biraz farklı olmasının sebebi şuydu. Biz yanlış olan şeylerin yanlış olmasına müsaade etmedik. Birçok insan o zaman işini kapattı. Yurt dışına gitti. Veya işini kapattı. Hani şu meşhur rantiyecilik <laughs> sınıfı doğdu. Biz işimizi yapmaya ısrarla devam ettik. Doğrusunu yapmaya devam ettik. E o zaman da yanlışları ayıklamak icap etti. O da biraz acı verici oldu. Yani niye? Toplumsal açıdan yani. insanlar önce işsiz kaldılar. Sonra başkaları onların yanına gelip çalıştılar falan. Ama işler yürüdü, büyüdü. O zamanki ülke diyelim birkaç bin kişi istihdam ediyorsa bugün 70 bin kişi istihdam ediyor. Eğer işi sürdürmeseydik muhtemelen böyle bir istihdam olmayacak, böyle bir üretim olmayacak ve bu bir kayıp olacaktı. Yani bu katma değerler kaybolduğu gibi İnsanlara bu iş imkanları sunulmamış olacaktı. Bunu ben yaptım demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani bu kadar, böyle olmuş. Hem hepimiz için iyi olmuş bence. Neticede bugün iyi bir durumdayız. Ee, buradan tabii büyük dersler 74-79'dan, büyük işçi olaylarından büyük dersler çıktı. Ve babanız Sayın Sabri Ülker'in Hak İş Konfederasyonu ve Öz Gıda İş Sendikası ile tanışması da bildiğimiz kadarıyla bu yaşanan elim hadiselerin gölgesinde oldu. Öz gıda için İstanbul Ülker'deki yetki alma tarihi 1985 olsa da bildiğimiz kadarıyla eski yöneticilerimiz ve Sabri Bey'in tanıştıkları daha eskiye dayanıyor. Bu tanışma ve bir anlamda yol arkadaşlığının başlangıcına dair bizle paylaşabileceğiniz anılarınız var mıdır efendim? Tabii o zaman da ben çok o kadar işin içinde değildim. Yani Sabri Bey bu konuları bilmemizi, duymamızı isterdi. İsterseniz o eski hadiseyi, ilk hadiseyi size söyleyeyim. Yani nasıl olmuştu? O? Ben liseye gidiyorum o zamanlar. Sabah Bey dedi ki, ben erken çıkıyorum ondan biraz okula gitmek için. Beraber kahvaltı ediyoruz. Aşağı inince dedi, okula gitme dedi. Beni bekle dedi. Annen de duymasın dedi. Ben indim aşağı okula gitmedim, bekledim. O da inince, bugün de fabrikaya gidelim dedi. Bir şeyler olacak dedi. Sen de görmüş olursun dedi. Bindik arabaya fabrikaya gittik. <laughs> Fabrika işgal oldu. <laughs> Sonra işte polisler, panzerler geldi. O gece fabrikada mahsur kaldık. Falan epey bir hadiseler oldu. Tabii şeye çıkmış, gazetelere çıkmış. Akşam eve gitmeyince annem dedi neredesiniz demiş babama. Tabii biz kapalıyız içeride dışarıda. <laughs> <laughs> o zaman meydana çıkmış benim de yani onunla beraber oldum gitmediğim filan. Ya e bunlar öğretici şeyler. Sendika görüşmelerine filan da götürüldü beni bazen. Veya Sabri Bey şöyle bir huyu vardı. Bir şey e, sorarak öğretirdi. O da güzel bir yöntemdi. Mesela hatırlıyorum bir gün ben arabayı kullanıyorum. Boğaz Köprüsü'nden geçiyoruz. Bana dedi ki dedi şunu istiyorlar dedi. Sendika dedi. Bunu dedi vermeyeceğiz dedi. Verirsek dedi şu kadar dedi artış olacak dedi. İşlerimiz zora girecek. Ama dedi öbür türlü de herhalde grev falan olacak dedi. Bu özgü işle olan bir şeydi, hadiseydi. Ben de aynı hesapları yapmıştım o sırada dedim ki yani aynı hesapları ben de yaptım dedim yani işçilik şu kadar artıyor. Tabi bu da karımızdan bu kadar eksiltiyor. Hakikaten bizim de o paraya ihtiyacımız var ama dedim bunu herhalde başka yerlerden sağlayabiliriz. Başka konularda daha verimli çalışarak falan. Bence dedim bu sefer bunu çok dert etmeyelim yani. Bundan biz fedakarlık edelim. Bu barış bozulmasın. İnsanlar acı çekiyor yani işler aksıyor böyle olmasın dedim. Öyle diyorsan öyle yapalım dedi. Yani muhtemelen kendisi de öyle düşünüyordu zaten de. Hani bizi de o konuda böyle konuşturarak, inceleme yaptırarak eğitiyordu. O sefer mesela grev yapmadık. <laughs> Ama bazen de grev oldu. E, grev kırıcılığı derler. Onu yaptık yani ne demek? Grevde çalıştık. İşçilere anlattık her şeyi anlatıp da fabrikanın da zaten grev yapılmasına rağmen iyi kötü çalıştığını görünce işçiler de ya biz de çalışalım niye çalışmıyoruz ki dediler bizim işimiz dediler. <laughs> Grevde bir yerde bitmiş oldu. E sonra da anlaşıldı tabii sendikayla.